Naim Süleymanoğlu ile ilgili ilginç sorular geliyor. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirilişinde sizin çok önemli bir rolünüz olduğu, Turgut Özal'ın aslında her şeyi kendisine mal ettiğini söylüyor birçok izleyici. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye kaçırılışında, getirilişinde sizin ne rolünüz vardı? Hulki Bey, ben onu daha önce bazı kanallarda yaptığım programlarda da sordular, anlattım. Rolüm şu yani benim. Bu Bulgaristan'daki malum o dönem, Bulgar zulmü dediğimiz dönem, o isimlerin değiştirildiği, efendim camilerin yıkıldığı, oradaki soydaşlarımızı bir zulme tabi tuttukları dönemi hatırlıyorsunuz. O zaman tabii yani biz burada şimdi hep siyaset konuşuyoruz ama şurada benim bir sürü yurt dışındaki işçilerin sosyal dertleriyle ilgili, efendim ya bir sürü şey var burada. Yani bir sürü meseleyle ilgilendim. Ben hep işim gücüm bir siyasi partiye odaklanmış bir şeyim de yoktur yani. Öyle de görmemek lazım ama öyle yansıyor iş şimdi. Hizmet birçok Şimdi yönü o ona zaman dönüştü. da Bulgar zulmünü işleyen bir destan yazmıştım. Birkaç taneydi hatta. Ve tamamen programın, yaptığım programların aşağı yukarı 35-40 dakikasını Bulgar zulmüne ayırıyordu. Sidney'e gittim. İşte kaçıncı sefer gidi şimdi bilmiyorum. Sidney'de yine böyle programıma tabii duymuşlar. O Bulgaristan'dan göçen soydaşlarımız bayağı bir 80-100 kişilik bir kafile gelmiş. Bayrakları çekmişler. Belliler yani. Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız olduğu. Ben orada o yaptığım programdan sonra son derece etkilendiler. Beni davet ettiler. Evlerine gittim, misafir oldum. Ertesi günü işte kuzular, koyunlar kestiler. Allah razı olsun, o hiç unutmuyorum. Yemeklerini yedik, sofralarına oturduk. O ziyaretimden sonra Frankfurt'a döndüm. Gelemiyorum o zamanlar Türkiye'ye. Frankfurt'ta Federasyon'da bir de Ufuk diye bir dergi çıkarıyorduk o zamanlar. Gerçi fazla çıkmadı. Yeni Ufuk diye. Şimdi o dergiyi çıkarken bir telefon geldi. Ben dedi işte bizi evinde misafir eden kardeşimizin ismini şimdi hatırlayamıyorum, şey yapamıyorum. Ben dedi falan. O zaman tabii evinde yemek yedik, hatırladım. Buyur, ne arzun ne güzel kardeşim. Dedi ki Ozan'ım dedi, buraya benim köylüm geliyor, bu halter şampiyonu. Böyle böyle Naim Süleymanoğlu 2-3 kere kaçmaya teşebbüs etti. Ama şey yapamadı, kaçamadı. Bunu nasıl ederiz? Bunu becerebilir miyiz? Güzel kardeşim, buradan arı, Frankfurt'tan arı, ben ne yapabilirim? Sen beni bir saat sonra bir ara dedim. O bir saat içerisinde bizim Samsun Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış Ali Durnoğlu diye bir kardeşimiz vardı. Onu aradım. Dedim ki Ali, böyle böyle. Durum bu. Anlattım ona. Bu işi kıvırabilir miyiz? Dedi ki zaten burada paslandık dedi. Bir bakalım buna dedi. O arkadaşlarla ben bir görüşeyim. Onları telefon ettiler, görüştürdüm. Organize oldu. Yani uzatmayalım. Naim Süleymanoğlu'nu oradaki 4 tane ülküdaşımız takım halinde de şampiyon oldular. Sarhoş bütün takım içiyor. O gafletlerinden faydalanarak arka kapıdan, fazla öyle yani her şeye de hazır gittiler ama bir şeye gerek kalmadan otelin ön kapısından değil de arka mutfak kapısından kaçırdı. Her şeye hazır gittiler ne demek? Silahla gittiler. Gerekirse öyle de alma durumu vardı. Silaha mı başvurup kaçıracaklar? Evet, gerekirse o şekilde de yani zora kalırsak hani kaçırırken fark ederlerse filan böyle bir şeye de girilme durumu vardı. Onları da konuştuk yani daha Peki Naim doğrusu. Süleymanoğlu sizin için başka ne anlam ifade ediyordu ki? Şu efendim, benim ne halter bilmem ne, benim yani sporda da böyle işte güreşe filan, ata sporlarına ilgim vardı. Ben halter sporunu inanın orada Naim Süleymanoğlu'yla filan bir şey Hayır, yapmıyorum. Türklük dünyasında o tarihte bir isim olsa hani çok Şimdi büyük mücadele verelim demiş denmiş olabilir duymadım ama da. bir halter şampiyonu. Türkiye'de de kimse tanımıyordu zaten Evet. gelmeden. Gelmese de olurdu. Yani Türkiye bir şey kaybetmezdi o anlamda. Ama geldikten sonra Türkiye çok şey kazandı. O ayrı. Fakat gelmeseydi kimse "Aa, bu niye Türkiye'ye gelmedi? Niye Türkiye bunu Demezdi. kaçırmadı?" demezdi. Niye böyle bir şeye girdiniz Şimdi siz? o zaman o dedikten sonra irdeledik, isim bu. Yani bayağı nedir o halter işte dünyasında bir isim yani bir sansasyon ortaya koyacak bir isim. Bizim de derdimiz Bulgar zulmünü, mitingler yaptık 60-70 bin kişilik Yadeller'de yani bu
Türkiye'de falan toplamak bu sayıyı biraz zor mesele Hulki Bey. Efendim Belçika'da, Almanya'da o zamanlar mitingler yapıyoruz Bulgar zulmünü duyurmak adına. Şimdi bunu da Bulgar zulmünü duyurmanın bir meta haline getirebiliriz dedik. Ve neticede de öyle oldu. Şimdi arkadaşlarımız kaçırdı, aldık, götürdüler. Naim kardeşimizle daha ben görüşmedim de biliyor musunuz? Daha yani şeyim de yok. Daha Türkçesi son derece zayıf. Kaçırıldığı evde fotoğrafları var. Efendim çektiğimiz teyp kasetleri var. Konuşmakta zorlanıyor. Efendime söyleyeyim kaçırdık ama Naim'i kaçırdık. Şimdi üstümüze kaldı Naim. Alan yok, sahip çıkan yok. O zaman Kambera elçiliğini arıyoruz. İşte konsoloslukları arıyoruz. Ben Frankfurt'tan arıyorum. Şey orada Mehmet Çalışkan diye Sidney'de derneğimizin başkanı vardı. O oradan arıyor. Biz ekmek zeytin veririz. Başka bir şey yapmayız. Şudur budur. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Çocukcağız kaldı üstümüze. Ne zaman ki işte Türkiye'de bir yerlere duyurduk. Özal'ın orada şeyi oldu. İşte o zaman Melbourne konsolosluğu tamam sahiplendiler ve şey yaptılar ama 3 gün Naim bizde yani öyle yok. Kaçırdık elimizde ama bir şey yapamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Naim'i şimdi dışarı nasıl çıkartacağız? Naim'i adamlar sıfır kanal diye bir kanal vardı. O zamanın parasıyla 50 bin dolar Avustralya doları teklif ediyor. 5 dakika çekime. Beni arıyor arkadaşlar. Diyorlar ki ne yapalım o zaman? Aman diyorum ya gözünüz seveyim 50 bin dolar filan namus elden gider yani. Ve elimize kaçırdık bir de kaptırırız geri. Bütün demir perde gerisinin yani sadece Bulgaristan'ın değil diğer ülkelerin ajanları da hep bu işin peşinde televizyonlarda. Biz o zaman işin farkına vardık. İşte Naim Süleymanoğlu filan. Ulan biz hani böyle bazı filmler vardır ya bir şey hırsızlık yapar çok önemli bir şeyi. Ne yaptığımızı o zaman fark ettik. Evet fark ettik. Dolayısıyla öyle bir durum oldu. Ondan sonra sahiplendi işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Peki Başbakan Özal o sırada sahiplenmeseydi Naim Süleymanoğlu üstümüze kaldı diyorsunuz. Ne yapacaktınız? Salıverecek miydiniz? Yok salıvermediniz. Artık ne gerekiyorsa orada demokratik bir ülke olarak adını duyurmuş bir ülkedeyiz. Gitmek istemiyor. Öyle şey değil. Yani bir sürü iltica şu bu olayları var. Artık bir yol bulurduk ama Türkiye'nin sahiplenmesi çok iyi oldu. Ve hiç hayal etmediğimiz bir şekilde de buraya kavuştu.